şehrimizde şiir ve edebiyatı, bisiklet sporunu buluşturduğumuz çok anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapıyoruz. Kahramanmaraş'a gidelim mi arkadaşlar? Kahramanmaraş'tan bir haberimiz var. Cahit Zarifoğlu, Necip Fazıl Kısakürek gibi şairlerin memleketi olan dondurmasıyla ünlü edebiyat şehri ilk kez uluslararası bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Edebiyat yolu bisiklet yarışı başladı. Uluslararası Kahramanmaraş edebiyat yolu bisiklet yarışı başladı. 2 gün sürecek yarışlarda 20 ülkeden 200'e yakın profesyonel sporcu dereceye girmek için mücadele ediyor. Teşekkürler Dila Özer'den, Kahramanmaraş'tan. Güzel bir gün dileyelim. Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı başladı. Şiirin başkenti edebiyat şehri Kahramanmaraş ilk kez uluslararası bir bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, organizasyona gösterilen ilginin sevindirici olduğunu söyledi. Şehrimizde hem ve şiir ve edebiyatı hem de bisiklet sporunu buluşturduğumuz çok anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapıyoruz. 20 ülkeden 200'e yakın sporcu 2 gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Öğleden sonra ise 14.30'da erkekler Kahramanmaraş Grand Prix'sinde mücadele edecekler. Bisiklet yarışlarında erkeklerde Moğol Sayın Bayar, kadınlarda ise Rus Kurşina birinci sırada yer aldı. Kahramanmaraş'ta Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı heyecanı vardı. Organizasyonun adresi Kahramanmaraş olunca finalde de şehrin meşhur damak çatlatan dondurması ikram edildi. Parkurda ter döktüler, finalde dondurmayla serinlediler. Evet, Büyükşehir'in belediyesinin İlk sırayı aldım. Bu zaferden dolayı çok mutluyum. 20 ülkeden diyoruz, 200'e yakın sporcu diyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği bisiklet yarışlarına 25 ülkeden 200 profesyonel sporcu katıldı.